Hangi film hangi Zamanda'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Burada yapılan sergiler, film gösterimleri, tiyatro oyunları ve konserlerle bir kültür sanat mabedi haline gelen Müze Gazhane'deyiz. Bugün yanımda Özcan Alper var. Özcan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi vallahi. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizimle konuşmak için hangi filmi seçtiniz bugün? Aslında biraz mekana da uygun olarak ama benim gerçekten çok sevdiğim Berlin Üstünde Gökyüzü'nü seçtim. 1987 yılında vizyona giriyor evet. ve Wim Wenders'ın birçok filmde ortak senaristlik yaptığı evet, Peter, Peter Hankel'le evet. birlikte Çalıştı. çalışmış. Evet, edebiyatçı olarak da çok sevdiğim bir e, yazar. Dediğiniz gibi yani e, senaristin beraber yazdıkları. Filmde zaten özellikle aslında Berlin'i yukarıdan gören iki meleğin bir nevi arzularıyla beraber melek olmaktan sıkılıp neredeyse insan olma isteğiyle başlayan bir durum söz konusu. Bu yüzden de bütün film boyunca diğer filmlerden de aslında pek çok izlediğimiz filmden farklı olarak iç seslerin aslında bilinç akışında kullanıldığı bir film. Bu yüzden de metinler gerçekten çok önemli iç sesler. Her gördüğümüz karakterin iç sesini duyuyoruz. Peter Atkin'in de filme özel olarak çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Wim Wenders 7 yıl Amerika'da yaşadıktan sonra Almanya'ya döndüğünde çekiyor. Dediğiniz gibi Demiel ve Kesiel adında iki meleğin sadece çocukların gördüğü ve Almanya'nın Berlin duvarıyla ikiye bölündüğü bir zamanda meleklerin zaman ve mekanda bir şekilde fizik kurallarını hiçe sayarak zaman ve mekanda yaptıkları yolculuklar sayesinde aslında bir şehrin hikayesine tanıklık etme imkanı buluyoruz. Aynen öyle şeyin Wim Wenders'in bu arada yine benim çok sevdiğim bence dünya sinema tarihinde yine çok rahat ilk 20'ye girebilecek bir film o da. Paris Texas filmini çektikten sonra hatta orada bir sürü belgesel çekiyor. Geri döndükten sonra çektiği bir film. Ee, ve Bruno Gans'ın yine diyorsunuz çok e, efsane bir oyuncu. Onun aslında başrolünde olduğu bir film. İzlerken en çok dikkat çekilen şeylerinden biri sadece çocukların melekleri görmesi ve bölünmüş bir e, çünkü tam da Berlin Duvarı'nın yıkılmasından birkaç sene önce çekildiği için de çok özel bir film. Hem Almanya'nın bölünmesi hem de Berlin şehrinin bölünmesi üzerine de bence Wim Wenders'in bir kent ve hafıza üzerine de bir film. Ee, aynı zamanda benim çok sevdiğim filmler de bunlar. Hatta öyle ki o kadar çok e, seviyordum ki kendi sinemamda gönderme yaptığım birkaç yönetmenden biri diyebilirim. İkinci filmim e, gelecek uzun sürerdi. daha çok Diyarbakır'da geçiyordu ve bir sinefil e, olan Ahmet'in filmin başrollerinden birinin. En, en çok sevdiği hatta filmde Trantke'nin çocukluk ve yetişkinlik üzerinden aslında saflık üzerine söylediği bir metni de e, Ahmet karakterinin e, ezberlediği ve söylediği Almancasını bile ezberlediği bir sahne vardır. Als das Kind Kind war ging es mit Hangen den Armen wollte der Bach sein ein Fluss der Fluss sein Ben işte on. Hatta orası da burası gibi enteresan. Diyarbakır'da büyük şehrin böyle son anda kurtarabildiği eski bir mekanın kütüphaneye dönüştürülmüştür. Mehmet Uzun Kütüphanesi bu arada çok da güzel bir kütüphanedir orası. Diyarbakır'ın ortasında böyle şehrin ortasında bir vaha gibidir. Benim de şehri dolaşırken en çok sevdiğim mekanlardan biriydi. Ve mutlaka burada bir sahne çekmeliyim deyip Berlin üstünde gönderme yaptığım, sahneyi çektiğim bir yer de oldu orası. Berlin üstüne Gökyüzü filmde açıkçası en sevdiğim mekanlardan ve filmdeki en çok sevdiğim sahnelerden biri. Meleklerin gidip kütüphanede böyle insanları dinledikleri inanılmaz büyüleyici. Hatta insanın kütüphaneye gidesi gelir o sahneyi <laughs> izledikten sonra. Bir nevi şehir üzerine ağıt da diyebiliriz aslında. O parçalanmışlık o çok kültürlülük Berlin ölümlü şehirde yaşlı bir Yahudi karakterle dolaştığı ona eşlik etti hatta hı hı. onunla beraber yürüdüğü, onu neredeyse böyle kolundan tutup yorulduğu zaman taşıdığı gerçekten büyüleyici sahneler. Hatta siz o meleklerin yerine geçip bir süre sonra karakterlerle siz de yürümek istiyorsunuz. Ya da onlarla beraber siz de üzülüyorsunuz. Ya da onların dinlediği o insanların içsizliğini bir süre sonra siz de üzüyorsunuz. Filmin sürprizlerinden biri aslında Berlin'deki Berlin bu bölünmüşlüğü ve kent ve hafızayla beraber şehirdeki o çok kültürlük ve göçmenlik meselesi de Wim Wenders'in evet. aslında Petra ile beraber es geçmediği. Hatta bir arabada bir Türk ailesine sonra da bir e, tramvayda bir çalışan işçi bir emekçi Türk kadınına, Türkiye'li bir kadına rastlarsınız. Evet film içinde küçük sürprizlerden biridir. Ya evet aslında bahsettiğiniz şey çok önemli. Berlin üzerinde dolaşan iki melek var ve o melek bir şekilde her hikayeye dokunabiliyor. Her kesimden insanın yanına gidiyor, yanında duruyor. Bir şekilde tam da bu yüzden biz de işte filmde Berlin'de ne kadar insan varsa <laughs> o kadar yüz, o kadar duygu, o kadar ses ve bunu hani iç ses olarak duymak da aslında şey yani politik olanın ağrısı altında unutulmuş binlerce arzu görüyoruz. Evet. Gerçekten de filmin evet o hatta şöyleyim yani zaman zaman şimdi ki sinemayı konuştuğumuzda sin dünya sinemasının geldiği yere de bakınca çok hayıflanırım da çünkü çok özgün ve çok cesur da bir film bence Berlin Üstüne Gökyüzü. Mesela şimdilerde böyle film yapmak mümkün müdür? Bilemiyorum yani bu iki nedenle de. Bu arada zamanına göre tekniği de çok fazla. İnanılmaz zamanın olanaklarını kullanan hem o zaman muhtemelen helikopter sahneleri, yüksek yüksek vinçler, uzun muhtemelen raylar. Teknik olarak da aslında çok fazla olanaklarla çekilmiş bir film bu arada. Ama bütün bu tekniğine rağmen dediğim gibi çok fazlasıyla bölünmüştük şehir, göçmenler. Çok şiirsel de bir film diye düşünüyorum. Yine filmde çok etkileyicidir mesela beni en çok etkileyen. E, sirk ve inanılmaz bir yalnızlık, inanılmaz bir varoluşçuluk. Trapez oyuncusu olan Marion'un da sanırım ismi. Onun o büyüleyici yalnızlığına aşık olan e, Damion'un yani Bruno Gans'ın oynadığı karakterin ona karşı duyduğu arzunun yavaş yavaş böyle büyük bir aşka dönüşmesi ve siyah beyaz filmin o renkli olması ve sesi de kendi içinde de biçimsel olarak aslında çok iyi, özel düşünülmüş ve neredeyse ancak aşkla beraber aslında dünyanın renklenmesi meselesi size böyle. Evet. Günümüzdeki insanın, modern, bu modernite içerisinde insanın varoluşçuluğu, yalnızlığı ama bütün bu varoluşçuluk içerisinde sadece aşkla sanki bir renkli hayatın olabileceği metaforu bana ben öyle biliyorsunuz herkes farklı okuyabilir ama ben onu öyle de okumuştum o zaman ilk izlediğimde de şimdi de hala öyle düşünüyorum. Bu taraflarıyla da böyle çok biçimsel denemeleriyle de çok özel bir film. Evet ya ben bu noktada şeyden bahsetmek istiyorum. Biraz aslında şu dönemde çok yapamadığımız bir şey. Modern insanın çok fazla yapamadığı bir şey. Sanki böyle hikayelerimiz üzerinde sürekli bir bakış hissetme hali ya da bir bakışa bir bakışın etkisi için yaşamak gibi bir böyle çok da gerçek olmayan, hakiki olmayan ilişkiler içerisinde girip çıkıyoruz. <laughs> Ve gerçekten bir ilişki kurabilmek için aslında bazı şeylerden fedakarlık etmek gerekiyor. Filmde de bunu görüyoruz aslında. Melek de olsan gerçek bir şey yaşamak için o kanatlardan, o sonsuzluktan belki de vazgeçmek gerekiyor. Evet. Çünkü bir bedel ödemek ama bir taraftan da aslında o sonsuzluğun kendisi de aslında bir mahkumiyet gibi. Çünkü insan hayatı söz konusu olunca ölüm aslında bir taraftan büyük bir e, son kederin ve e, bir son. Ama aslında ters taraftan düşündüğümüz aslında insanın ölümlü olması da aslında büyük bir avantaj. Çünkü tersten baktığımızda varoluşçu felsefe açısından da aslında zaten var olmak, yani dünyada olmak büyük bir şeyiz aslında. Büyük bir, bir acı ya da bir şeye aslında uzun süre katlanmak meselesi açısından bakayım da aslında ölümlü olmak bir nevi aslında büyük bir şans gibi de açıkçası. Filmi ilk izleme deneyiminizi soracağım. Hayatınızın hangi noktasına denk geldi? Tam da böyle e, fizik okurken insanların Üniversitesi'ndeydim o zaman. Ama böyle bilim mi, sanat mı ikileminin de olduğu. Yavaş yavaş böyle sinemayla daha çok ilgilendiğim, daha çok izleme yaptığım, Yönetmenlerin hayatlarıyla ilgili biyografiler okuduğum, sinemayı başka türlü de yani keşfettiğim bir dönemde ki sanırım Tarık Safer Tüne Kültür Merkezinde izlediğim diye hatırlıyorum. O zamanlar orada gösterimler oluyordu. E, 90'lı yılların ortası, 95 olabilir, 94 olabilir. O dönem zaten bir orada bir de Atatürk Kitaplığında böyle e, film gösterimleri ve söyleşiler olurdu. E, onun dışında tabii ki İstanbul Film Festivali'nde ancak. Her yıl yakalayabilirsek filmler izliyorduk büyük ekranda. Tabii öyle bir dönemde biraz açıkçası edebiyatla da ilgilendiğim bir dönemdi. Başında da söylediğim gibi filmin bir edebiyatçı aslında bir yönetmenin büyük bir işbirliği. Ve farklı da yani kendi içinde farklı da bir film. Cesur da bir film. Yani bence halen daha dünya sinemasında çok az örneği olan bir film. Ve onun ötesinde Berlin'e hiç, hatta yurt dışına muhtemelen çıkmamıştım hiç. Filmde Berlin şehrini de aslında neredeyse gitmiş kadar oluyorsunuz, biliyorsunuz. Evet. Ee, bu arada, evet herhalde sinemada Yağmur'u en çok seven kişi olarak bu söyleşinin böyle bir bir anda fırtına başlaması ve Yağmur'a denk gelmesi de neyse benim şansım diyelim. Ee, <laughs> evet güzel evet, bir, ha, filmin atmosferine evet, uygun filmin da bir, atmosferi bir siyah-beyaz-gri siyah bir... Uydu galiba. <laughs> Ee, öyle ki, ki, bu arada yine Van hani çok sevdiğim Lizbon e, Lisbon de mesela hiç Lisbon'a gidemedim ama bir türlü. Orada da mesela ses üzerinden yine aslında bir sesçi üzerinden bir şehri anlatır ve ama Lisbon'a gitmiş kadar olursunuz. Daha sonrasında Berlin'e işte hep gittiğimde Berlin'i e neredeyse bu filmle beraber aslında dolaşırsınız. Çok garip bir şey ya da ne zaman ki o duvarın etrafı, o duvarın yıkıldığı yerler Şimdi tabi o duvarın yıkıldığı alanlarda hatta festival alanı yapıldı. Berlin Film Festival alanı. Etrafında ne zaman dolaşsanız böyle sanki Wim dersin filmde bir karakter gibi hissedersiniz kendisini. Evet. Yani böyle çok anlamda da hep hiçbir zaman böyle unutamadınız. Tuhaf bir şekilde hafızanıza yerleşen her sahnesi, her anı. Öyle de bir e, özel bir filmdir. Zaten Wenders'ın en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi bu galiba. Aracı şeyler bularak aslında kent portresi çıkarmak konusunda gerçekten usta bir yönetmen. Evet. İşin icracı tarafına geçtikten sonra yani uzun metraj filmler çektikten sonra bu filmi tekrar tekrar izlediğiniz olun dönüp dönüp Muhtemelen baktınız. Muhtemelen en az 4-5 defa ya da daha fazla bile olabilir. Hı hı. İzlemişimdir. Peki teşekkür ederiz. Son olarak şunu ederim. sormak istiyorum. Filmi izleyicilerimize önermek isterseniz sizin bağ kurduğunuz noktada hangi cümleyle önerirsiniz? Bence filmin bütünü dediğim gibi yani gerçekten şimdiki zamanın bütün bu haya hurası, bütün bu hız, şu bu zaman, mekan ve ölüm bir sürü şey aşk meselesinin üzerine bence çok özel ve sessiz hatta böyle mümkünse yağmurlu bir günde telefonlarını kapatarak sinemada mümkün değil belki ama sinemada belki olursa Kaçırmamaları ama evde ilerse büyük ekranda çok özel birkaç saat geçirebileceklerini ve sonra da eğer tanışmıyorlarsa da yazarı Peter Handke'nin mutlaka bir kitabını okuyarak hatta Peter Handke ile yazdığı Kaleci'nin penaltı anındaki endişesi gibi yine Wim Ders'in çok özel filmini yine başka bir seyir keyfi yaratabilirler bence. Sohbet için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda başka bir filmle, başka bir konukla bambaşka bir mekanda görüşmek üzere.